dinleyiciler. Tarım ve hayvancılığın şehri Aksaray'ın Helvadere kasabasında bu hafta çaylak olarak çoban olacağım. Bakalım çobanlar ne tür zorluklar çekiyor? Koyun sağma işlemleri nasıl gerçekleşiyor? Ben bu işi becerebilecek miyim? Onu göstereceğim sizlere. Çüş! De! Helvadere kasabamızda dinlenmekte olan teyzelerle karşılaştık. Kendileri buraya davar sağmaya gelmişler. Ben çekimi yaparken bana arkadan laf atıyorlardı. Sen daha eşeğe binemedin, davar hiç sağaman, çobanlık yapaman diye. Teyze merhaba. Buradan yedirim. Merhaba teyze. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, buldum. Şimdi ben çobanlığı yapar mıyım? Yapamam. Niye? Buradan yedirim, sen yapamam. Kim yapar peki? Yani bu işin püf noktası nedir? Ne gerekiyor çoban olmak için? Kızım sen eşeğe binemiyorum ki neydi? Sen ondan sonra sağ güvencimiz yok. Davarın eşeğine bineceksin ki sağ güvencimiz olacak. Şimdi ben kaç tane koyun gideceğim bugün? Sen 1000 tane koyun gideceksin. 1000 tane. He. 1000 tanesinde ben bu akşam size sapasağlam teslim ederim. Gidemem kuzum, güvencimiz yok sen. Tamam, iddiasına giriyoruz. He kuzum. Tamam. Hemen. Tamam teyze, akşam 1000 tane koyunumuzu size sapasağlam teslim edeceğim. İnşallah kuzum. Tamam. Tamam teyze. Hadi iyi oturmalar. Hadi oğlan olsun. Sağ ol. Ve şimdi Helvadere kasabamızdayız. Murat abimle birlikteyiz Helvadere kasabamızdan. Ben şimdi çoban oldum ama olayın aslını bilmiyorum. Şimdi köylüler buraya ahıla sokuyorlar koyunları. Ne yapacaklar? Gerekli bilgileri Murat abimizden alacağız. Abi şimdi buradaki işlem nedir? Sabah saat 4'te çıkar koyunumuz. 2 tane çobanımız var, 6 tane köpeğimiz var. Hasan Dağı'na saat 12'ye kadar yayılmaya gider. 12'de döner gelir, saat 1.30-2 gibi sahama girer. Burada komşularımız 20, 30, 40, 50 davar olanlar, herkes kendi koyununu sağar, evlerine döner. Koyunumuz girer aynı anda dağa döner, yayılıma döner. Anladım abi. Gece 4'te çıkıyor koyunlar, 12'ye kadar yayılıyorlar. Daha sonra ağıla geliyorlar ve Helvadere sakinleri gelip burada sütlerini alıyorlar. Ve daha sonra yayılmaya gidiyorlar, doğru mu abi? Doğru. Peki şimdi burada sağılacak bunlar. Sağılacak. Peki ben sağabilir miyim? Sen sağamazsın, yapamazsın. Neden abi? Beceremezsin. Yani bu işin püf noktası nedir? Püf noktası bu kadın işi. Kadın işi. Ben bile sağamam yani. Tamam, deneyelim, görelim yapabilecek miyim? Tamam abi, gel beraber gidelim abi. Yaparsan süt senin olsun. Tamam abi. Şimdi ağla girdik. Murat abiyle bir iddiamız vardı. Sağabilirsen süt senin dedi. Bakalım sağabilecek miyim? Şimdi gel. Abi bu nerede bu? Tamam. Gel bakalım. Tutacaksın. İşte bak. Ha, işte burada. Bak. Aha, öyle tutacağım. Tamam. Cız yapacağız. Siz çekilin. Ha. İşte sağabiliyorum. Sağ ol vallahi. Aferin. Hepsini sağa. Ne kadar Murat abi bunun şeyi? Yani ne kadar süt çıkacak şimdi buradan? O da sana bağlı. Sana bağlı, çıkarmana bağlı. İstersen yarışa gidelim sağımda. Abi seni ikiye katlarım. Ben bir şey öğrendim. Herhalde bitti bunda. Bundan bir bardak çıkmadı. Gitme dur. Hadi beni rezil etme. Adı var mı bunun? Adı Yogeçi. Yogeçi, beni rezil etme haydi. İşte sağıyorum. Hep dışına mı sağdım? İçine sağdın, içine. Beceremedim. Benden bu kadar. Tamam, hiç İşte gördünüz. Sağdım. Murat abi, bu süt benim abi. O süt senin de geçinin bicinde duruyor süt. O ne olacak? Yani abi benden bu kadar. Gördünüz, sağdım. Evet, hiç onu daha iyi. Tamam, bu sütü alıyorum ve çekimlerimize devam ediyoruz. Geç. Ve şimdi süt sağma işlemleri devam ediyor ağılın içinde. Biz Helvadere'de Gülbahar ablamlayız.
Abla seni bir tanıyalım mı kısaca? Ne diyeyim? Yani şu an bu işlem nasıl bir işlem? Bunu bize bir anlatır mısın? Bu işlem koyun sağmak zor, keçi sağmak kolay. Ben keçi sağdım, ben kolayını yaptım o zaman. Tamam. Bunun geçinilmemesi böyle. Bizim bunun tek çıkış daha. Böyle sağacağız. Anladım. Peki bu işlem bütün koyunlarda yapılıyor mu? Bütün koyunlarda yapılır. Anladım. Yani günün sonunda siz ne kadar süt alıyorsunuz bu koyunlardan? Vallahi günlük 15-20 kilo. Bu sütüne göre. Daha sonra siz buradan alıyorsunuz. Koyunlar Hasan Dağı'na gidiyor. Siz evet. Köye dönüyorsunuz. Evet. Anladım abla. Çok teşekkürler. Sağ ol. Ve kendim gibi bir çaylak buldum aralarında. 200-300 tane koyun varmış burada. Bu da böyle yeni doğmuş yavru daha. Şimdi isim koymamışlar buna. İsmini ben koyacağım. Programımızın adı olsun. Adın ne senin? Benim adım Menemşe. Adı Menemşe. Bundan sonra çaylak. Bundan sonra çaylak oluyor adı. Hazır mısın? Gel. Çaylak. 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 Tamam mı? Senin adın bundan sonra çaylak. Hadi öp beni. Öp beni be. Ben seni öp. Ben seni öpeyim. Gel. Çekimlerimize kısa bir ara verdik. Bize bu çekimlerde eşlik eden Adem abim sağ olsun kendi otağına davet etti. Bizlere çay ve doğal ayran ikram etti. Kendisi çok bonkör. Bana aynı anda ikisini de ikram etti. Adem abi şimdi seni bir tanıyalım abi. Hep kamera arkasındaydın. Şimdi sağ olasın bizi otağına davet ettin. Sen kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Bu işin zorlukları nedir? Şimdi ben koyun sağdım. Eşeğe bindim. Şimdi koyunları çıkartacağız. Hasan Dağı'na doğru ben bir yolculuğa çıkacağım. Sizin koyunlar bugün bana emanet. Sana emanet edemeyiz. Neden? Çünkü bunlar bize emanet, sana emanet edemeyiz. Sen de bana emanet edeceksin abi. Olmaz abi, ben edemem sana. Ben akşama kadar güdeceğim, karınlarını doyuracağım. Akşam olduğunda kaç tane koyun var abi burada? 700 koyun var, 700-800 koyun var. Tamam abi, 700-800 koyun var dedi. Evet. Sayısını tam bilmiyoruz. Normal. Yani. Tamam, 700. Ben 700 koyununu sana sağlam teslim edeceğim. Ben sana güvenmem abi. Neden? Güvenemem abi, şimdi sen çoban değilsin. Abi yapacağım işte, yavaş yavaş başlıyoruz, işi öğreniyoruz. Tamam abi, git o zaman, bugün ben de inelim, sen güt kendini. Tamam, seni bugün istirahat ettirelim. Tamam. Sen burada yat, dinlen, çayını tamam, iç. Sen git. 700 koyunu ben alacağım, bugün Hasan Dağı'na çıkaracağım. Tamam, sen git o zaman bugün. Ama şimdi aradan diyelim ki iki tanesi böyle bir şeyler oldu iki tanesine. Kurt kalktı. Ödeyeceksin. Veya bizim... Bunlar yarımızdan hep hesap sorarlar bunlar. Bu, şu hepsinde var burada. Şimdi biz dağa çıkacağız, hava sıcak. Şimdi oldu ki karnımız acıktı. Şimdi küçük kuzular vardı, onları şöyle bir çevirsek... Benimkinden kes, bunlarkinden kesme. Seninkilerin işaretli mi? Ona bir işaret koyacağız biz. Bu yani benim bir susam rengi var, onlardan keseyim. Tamam, susam rengileri. Şimdi arkadaşlar, kamera arkasındakiler. Adem abimden izni aldık. Acıktığımızda onu şöyle güzel bir çeviriyoruz. Benimkilerinden ye. Susam rengi olanlar benim. Tamam. Susam rengileri anlaştık. Evet. Tamam abi. Şimdi buraya oturduğumuzda dediler ki Adem abinin sesi çok güzeldir. Çok yanık bir sesi vardır. Şimdi biz seninle şöyle kısa bir türkü alalım. Benim hayatta işim olmaz. Söyle abi bir tane. Tamam, kırma bizi. Adam. Söyle abi. Ben, peki sesi güzel ben. Olan var mı burada? Bilmem ben var. Burada böyle. Türkü söyleyen olmaz bu sayın olsun. Tamam abi, canlı sağ olsun. Çay için teşekkür ederiz biz. Gerçekten böyle dağ havası aldık. Şehirden biraz uzaklaştık. Helvadere kasabamıza geldik. Ayran çok güzel. Kendiniz yapıyorsunuz ayranı. Evet, kendimiz yapıyoruz. Kendimiz yapıyoruz evet. Peki bu ayran nasıl bir aşamalardan geçiyor? Yani direkt sütü sağıyorsunuz. Sütü sağıyoruz. Süzüyoruz. Güzelce pişiriyoruz. Yoğurt çalıyoruz. Bir gün bekliyor. Ondan sonra hazır. Yani taze taze bunu içebiliyoruz. Adem abim sağ olsun, Aksaray'ın meşhur. Bunları eskiler bilir. Abi bunun özel bir adı var mı sizin burada? Vallahi pasta olarak geçiyor ama kurabiye geçiyor yani. Kurabiye geçer. Kurabiye diye geçiyormuş. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bize bunlardan ikram ettiler. Dışarıda müthiş bir sıcaklık var ama otağın içi gerçekten çok serin. Yani normalde ben aslında girmeyecektim. Adem abi davet ettiğinde çayımızı dışarıda içelim dedik. Ama içerisi çok böyle güzel, serin bir ortam var arkadaşlar. Çayımızı içtikten sonra çaylak olarak yolumuza devam edeceğiz. Abi çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Artık tam anlamıyla çoban oldum diyebiliriz. Üstümde keçem, elimde bastonum, kafamda şapkam. Artık koyunlar bana emanet.
Şimdi son kez abi şimdi koyunlarım bana emanet. Koyunlarım sana emanet. Seni şöyle biz bir istirahate alalım, dinlenmeye alalım. Sen geç abi, ben bunları güdeceğim. Akşam en son sana böyle sapasağlım teslim edeceğim abi. İnşallah. Önerim tamam seni, akşamla görüşürüz. Tamam abi, hadi kendine iyi bak. Ben ama bunları nereye götüreceğimi de bilmiyorum. Herhalde Hasan Dağı'na doğru çıkacağız koyunlarla. Bakalım nasıl bir şey beni bekliyor. Ama tabii sayı aşırı fazla. Yani ben bunları tek başıma nasıl kontrol edeceğim onu da bilmiyorum. Yani ön tarafı çevirsem arka taraf kalıyor. Gel. Yürü. Yürü oğlum. Gel. Bunların beni takip etmesi gerekiyor normalde ama şu anda beni takip etmiyorlar. Gel. Evet, işini ilmini çözdüm diyebilirim sayın seyirciler. Şu anda ben hareket ettikçe artık beni takip etmeye başladılar. Köpekler de bana çok alıştı. Bakalım. İnşallah sapasağlam bir şekilde sağ salim akşam böyle onları artık sahiplerine teslim edeceğiz. Yavaş yavaş işi öğrendim diyebilirim. En azından bir 5 metre hareket ettirebildim. Tabii köpekler bana hiç hoş bakmıyorlar. Çobanlar olmadığı için bana alışık değiller. Dolayısıyla inşallah köpeklerle bir sorun yaşamadan, çünkü onlar benim bu zorlu yolculukta en büyük korumalarım olacak. Herhangi bir yabani hayvan saldırısında. Ve şu anda etrafımı sarmış durumdalar. İnşallah bir sorun çıkmadan bugünü atlatırız sevgili seyirciler. Evet, gördüğünüz gibi bu işi becerebiliyorum yani bence. Tabii bunu en son çobanlara sormak lazım. Arkamdan muhteşem Hasan Dağı manzaramız. Koyunları İlk başladığımız noktadan bir 20-25 metre hareket ettirebildim diyebilirim. Herhalde bu postu giyince artık sahibi sanıyorlar, ona göre takip ediyorlar. Köpekler de gayet uysal, hiçbir sorun yaşamadık köpeklerle de şu ana kadar. Bakalım nasıl bir gün beni bekliyor. Çok ben de heyecanlıyım çünkü daha önce hiç yapmadığım bir iş. İlk açılışı yaparkenki eşeğim yanımda. Zorlu yolları onun sayesinde çıkacağım sevgili seyirciler. Bakalım nasıl bir yol izleyeceğiz bu rotada. Tabii koyunlar da beni bekliyor. Gitmem gerekiyor. Hadi. Şimdi 700 tane koyun böyle vadinin içine yayıldı gitti. Ben nasıl zapt edeceğim bunları? Aramda bir iletişim kurmaya çalışayım bakalım. Geldiğince gelecekler mi? Gel. Gel. Gel oğlum. Hadi gençler, hadi bakalım. Gel, yatma sırası değil. Yemeğinizi yediniz, gel. Gel gel, şu koyunları bir toplayalım. Hadi bakalım. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel, bu benim köpeğim bundan sonra. Diğerleri beni pek dinlemiyor. Hadi bakalım, gel şu koyunları bir toplayalım. Evet sevgili seyirciler, koyunlarımı ve köpeğimi, daha doğrusu koyunlarımı köpeklerime emanet edip şu arkadaki kayanın orada onlar otluyorlar. Ben şöyle çıkayım dedim, bir temiz dağ havası alayım. Böyle yaylanın tadını çıkarayım dedim. Burada da şöyle iki tane yavru inek gördüm. Onlar da kendi halinde otluyorlar. Bakalım, birazdan yemek molası vereceğim. Bana oradan ayrılırken çobanlar bir tane karpuz, bir tane de ekmek verdi. Burası öyle baba ocağına benzemez. Burada biz şey yapıyoruz, yani bu tür yiyecekleri yiyoruz falan demişlerdi. Bakalım onları yiyeceğim. Yalnız hava çok yükseğe çıktık. Hasan Dağı'nın eteklerindeyiz, Hasan Dağı'nın. Dolayısıyla burada hava gerçekten çok soğuk. Bu keçe gerçekten hayat kurtaran bir alet diyebiliriz çobanlar için. Çok ağır taşıması, onu söyleyebilirim. Yani ben taşırken bile böyle çok zorlanıyorum. Bakalım
İnşallah gittiğimde koyunları orada bulabilirim. Çünkü köpekler bana söylenen oydu. Yani sen nereye gidersen git. Köpekler koyunların başından ayrılmaz. 6 tane köpeğimiz var bu arada. Onlar böyle çevreler sürüyü. Dolayısıyla hareket ettirmezler falan demişlerdi. Eşeği de orada bir ağaca bağladım. Bakalım inşallah sağ salim vardığımda bulabilirim. Şimdi biraz dinleneyim, daha havası alayım. Bakalım beni ne tür sürprizler bekliyor. Dünyaya geldim. Yürüdüm aynı zamanda. İki kapılı bir handa gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. İşte çoban geliyor. İbiş abi! Gel abi gel, neredesin ya? Abi aşırı zor. Zor mu? Aşırı zor hem de. Olay değil işte, dağda taşta atlamak böyle. Abi işiniz çok zor. Harcı değil. Doğru. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar abi. Evet. Ben çok zorlandım. Evet abi. Keçeyi taşımak ayrı bir dert. Şu kadar koyunu bir arada tutmak ayrı bir dert. Sağdan soldan kurt çıkacak, kuş çıkacak derdi ayrı bir dert. Evet. Abi işiniz hiç kolay değil. Zor. Aç karnına ne doğru düzgün yemek yiyebildim. İşte aldığım bir karpuzla ekmekle geçindim akşama kadar. O yüzden aşağıda Adem abi İbiş diye birisi olacak, evet, yukarıda Hasan'la Anneten'de. O sana vereceğimi söyledi koyunları. Abi benden bu kadar. Ben şunu sana teslim edeyim. Ben teslim alıyorum. Ver hocam. Abi Allah'a emanet olun. Bu iş bana göre falan değil abi. Hadi selametle. Haydi hayırlı akşamlar.